Merhaba arkadaşlar. Yaz aylarının vazgeçilmezi vişne suyunun yapımını anlatacağım. Mevsimi geldiğinde vişneleri tek tek yapraklarından ayırıp yıkıyorum ve poşetleme yapıyorum. Bu poşetlediğim vişneleri dondurucuya koyuyorum. Yaz aylarında, özellikle de Ramazan ayında kullanıyorum. Şimdi tarifimize geçiyorum. Afiyet olsun şimdiden. Bunun için içerisine hiçbir şey koymadan sadece yıkayıp temizleyip dondurucuya atmış olduğum vişneleri tencereme boşaltıyorum. Ve tencerenin üzerine su ekliyorum. Normal çeşme suyu ekliyorum arkadaşlar. Benim gördüğünüz bu tencere 9 litre. Ocağıma koyduktan sonra rengine bakarak olup olmadığına kararımı vereceğim. Ocağıma koydum arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra rengine bakarak olup olmadığını kararını vereceğim. Şeker arzunuza göre de bir kase şeker veya daha azını da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tam 40 dakikadır vişnemiz kaynıyor. Vişnenin rengini size göstereceğim. Rengini almaya başladı. Ben şeker olarak bir kase şeker kullanacağım. Küçük bir kaseydi. Bu şekilde 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Vişne suyumuz hazır arkadaşlar. Bunu isteğe göre kompost olarak veya da vişne suyu olarak kullanabilirsiniz. Kaselerinizi danelerinden koyup kompost olarak veya da bardağa sadece suyunu koyarak içebilirsiniz. Eğer ki suyu olarak tüketecekseniz size tavsiyem danelerini bir süzgeç yardımıyla ezerek posasını suyuna katıp karıştırarak içmenizdir. Bu şekilde hem lezzetli hem kıvamlı olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.